CHP İl Başkanı Enver Kiraz, parti yönetimiyle birlikte eski köy garajına giderek minibüsçülerin sorunlarını dinledi. Kiraz, girişin toprakla kapatılmasına tepki göstererek, "Burayı gördüğümüzde yapılmak istenenin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Böyle ilkel bir anlayış olabilir mi? Bundan sonra taşımayı buradan yapacaksınız" dersin ve bu insanları uyarırsın dedi. Arkadaşlar gerçekten şimdi burayı gördüğümüzde yapılmak istenenin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Öyle öyle. Şimdi doğru. Böyle bir ilkel anlayış olabilir mi? Olamaz. Sen getir bir köy garajının yıllardır burada halka hizmet eden, insanların çeşitli ilçelere yolculuk yaptığı bir köy garajının kapısını bu şekliyle kapat. Evet. Toprak yerini yap buraya. Ondan sonra araçlar buraya giremesin. Böyle bir anlayış kabul edilebilir mi? Peki bu belediye bunu yapıyor. Bu şoförler odası yok mu? Peki buralara sahip çıkacak, sahipsiz, bu şoförlere sahip çıkacak cevap bir tek abi. Bir tek Malatya'da kişi yok mu? Buraya nasıl girsin? Haber vermeden geceden de gelmişler buraya kapatmışlar. Ya aslında bilgi verdiler de, zamansız verdiler, zamansız. 1989'dan beri toplu taşımacılığı yapan bir şoförüm. Türkiye'nin her yerinde de yaptım, Interpol şehirlerde de yaptım. Ama Malatya'nın belediyesi kadar bir belediye göremedim. Bir belediye 10 yıldır bizimle uğraşıyor. Bizi karaca bağladı. Plaka parası, koltuk parası, arkamızda gelen cezalar, sigorta, bizi çarşı, parası. Sigorta parası. Her türlü. Gidiyoruz. Malatya'nın yerli müdürleri dururken gittiler Sivas'ta, Kayseri'de getirdiler koltuk meraklıları. Yeri soğumasın diye 12 milyar, 18 milyar, 36 milyara kadar maaş alan o müdürler bugün diyor ki biz sizi tanımıyoruz. Minibüs şoförlerinin taşıma yapabilmek için birçok belge hazırladıklarını, sigorta yaptıklarını ve birçok dertlerinin olduğunu dile getiren Kiraz, insanlarla konuşmadan ben yaptım oldu mantığıyla belediye yeni bir anlayışa imza atıyor. Ayıptır, günahtır, yazıktır, insanlara saygısızlıktır, ahlak dışı bir davranıştır, insanların yolunu böyle kapatamazsınız diyerek şoförlere destek olduklarını söyledi. Ne, hangi sıkıntılarını dile getiriyorlar? Bir, zaten SRC belgesinden tut da bilmem taşıma yapabilmek için birçok sigorta, birçok bedel ödüyorlar. Birçok sıkıntıları var, birçok dertleri var. Zaten kendileri evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Şimdi bunlara hiç sormadan burada yolculuk yapan ilçe sakinlerine, Akçadağlılara, Hekimhanlılara, Kuruncaklara, bir Malatya'ya, hiçbir ilçede ikamet eden adamın adamlara hiçbirine sormadan bir yerde bir yeni garaj yapıyorlar. 3 kilometre ileride bakın. Bu garaja insanlar geldiğinde bu şartlarda Akçadağ'dan gelen bir vatandaş o garaja indiğinde nasıl Malatya merkeze gidecek? Ben yaptım oldu mantığıyla yine burada bir belediye yeni bir anlayışa imza atıyor. Elbette ki buradaki minibüsçüler haklı olarak buna geçit vermeyeceğiz diyorlar. Biz de geldik minibüsçülerin yanındayız. Minibüsçülere destek veriyoruz. Burada minibüsçü esnafımıza. Sizlerle birlikteyiz. Ama böyle ilkel bir anlayışı da şiddetle kınıyoruz.